kendi kendini yaralamaya, derilerini koparmaya, dokunaçlarının uçlarını ısırmaya başlıyor. Deniz biyologları ahtapotların çiftleşmeden sonra neden kendilerini yok ettiğini ortaya çıkardı. Yumurtanı bıraktıktan sonra kendilerini paramparça yapıyorlar. Arkasından da bu parçalarını zarar vermekten büyük bir titizlikle hareket ediyorlar. Yavrularını okşayarak üzerlerinde alglerin oluşmasına engel olmaya çalışıyorlar. Yani yavrularını sürekli okşayarak, yani onlara da algler, yani yosunlarla kaplamasına engel oluyorlar. Şeffaf zarları zarar vermemek için büyük bir titizlikle hareket ediyorlar. Annelerini yer mi? Evet, yerler. Ahtapotlar, kabuklular, deniz halkalı solucanları ve bazı deniz salyangozu ve deniz sarığı türleri ile beslenirken açık denizlerde yaşayan ahtapotlar genellikle karidesler, balıklar ve diğer kafadan bacaklılarla beslenir. En çok neyi sever? Denizde deniz solucanlarını, deniz salyangozlarını ve kabukları ile beslenirler. Pasifik'te bulunan büyük ahtapotlar da yengeç, midye, istiridye gibi canlıları rahatlıkla yok eder. Denizlerin fedakar anneleridir. Kaç tane gözü var? Ancak yırtıcı ve güçlü deniz canlılarından biri olan köpek balığı ahtapota saldırdığında sanılan aksine bu mücadelenin galibi olarak ayrılan yumuşak gövdesi ve 8 kolu ile 2 gözü ile ahtapot oluyor. Ahtapotların bu zor